Karadeniz bölgesinin ilk insan yerleşkesi Samsun Tekkeköy Mağaraları. Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi, Samsun'un 13 km doğusunda yer alan bir ilçemiz olan Tekkeköy'ün hemen yanı başında yer alan arkeolojik bir sit alanı. Tarih öncesi çağlardan bu yana yerleşime sahne olmuş yer, Mezozoik çağa ait Türkiye'deki en eski 3. yerleşim yeri. Karadeniz bölgesinin ilk insan yerleşkesi olarak biliniyor. Bir açık hava müzesi olan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ndeki müze evi, Türkiye'nin ilk imitasyon müzesi olarak biliniyor. Kazı çalışmalarında çıkarılan buluntuların replikaları müze evinde, dönemi canlandıran tematik heykellerde vadideki bahçede ziyarete açık. Fındıcak ve çınarlı derilerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerindeki büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar var. Hem su kaynakları hem de iklim özellikleri bakımından yerleşim için uygun özelliklere sahip bölgede yer alan doğal mağaralar M.Ö. 60.000 ile 15.000 yıllar arasında mesken olarak kullanılmış. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tahsin Özgüç başkanlığındaki bir heyet tarafından 1941'de başlanan kazı ve araştırma çalışmaları ışığında vadide çok sayıda prehistorik mağara, sığınak ve yerleşim yeri keşfedilerek yontma taş devrine dek uzanan buluntulara ulaşılmış. Arkeolojik bölge enteresan özelliklere sahip. Mağaraların kat kat olduğundan dolayı insanların katlı yaşama geçtiği ilk yer olarak kabul ediliyor. O dönemde insanlar hep düz yerlerde ve yamaçların eteklerinde yaşamışlar. Burası ise katlı yaşama geçilen bilinen en eski yerleşim yeri. İlk apartman hayatı burada yaşandı diye iddia edilebilir. Yontma taş devrinde yaşayan Tekkeköy mağara sakinleri madeni tanımamışsa da tüm aletleri taş, ağaç ve kemikten yapmış. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmış, taşı yontarak yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıcılar gibi çeşitli aletler kullanmışlar. Genellikle mezar hediyesi olarak kullanılan çanak, çömlek, küpe, bilezik, bıçak, kama, ok ucu, toplu iğne gibi buluntuların biçimleri ve teknik özellikleri Orta ve Batı Anadolu'daki benzerlerine kıyasla daha ileri bir işçiliğe sahip. Çınarcık ve Fındıcak vadilerin kestiği yerde olan delikli kayaya doğru çıkan basamaklarda yapılan incelemeler sonucu ise buranın Frick Kalesi olduğu sonucuna varılmış. Küçük bir uç kalesi olarak inşa edilen ve haberleşme amacıyla kullanıldığı düşünülen kalenin bulunduğu vadide bir de Hititli yolu tespit edilmiş. Hititli yöneticiler tarafından seramoni yolu olarak kullanıldığı tahmin edilen yolda ve vadide Orta Taş Çağı ve Eski Tunç Çağı ile Hititlere ait birçok buluntu günümüzde Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. 1977'de sit alanı ilan edilen ve 2013'te ziyaretçilere açılan Tekkeköy mağaralarının yalnızca 96.000 metrekarelik kısmı gezilebiliyor. 360.000 metrekare alana yayılan vadide çalışmalar halen devam ediyor. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi 1 Mart 2014 tarihinde açılarak Samsun'un en yeni müzelerinden biri oldu. Aynı zamanda Türkiye'nin de ilk imitasyon müzesi. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi içerisinde yer alan tescilli 3 eski Rum evinden birisinin restore edilmesiyle oluşturulan müze halka açık. Ziyaret için de bir ücret alınmıyor. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde Profesör Doktor Tahsin Özgüç tarafından 1940-41 yılları arasında yapılan kazılarda çıkarılan yontma taş devri, Orta Taş Çağı, İlk Tunç Çağı, Hitit ve Frick dönemlerine ait eserlerin imitasyonları sergileniyor. Tekkeköy Arkeoloji Vadisi müze evinin önünde Tahsin Özgüç hocanın bir büstü de yerleştirilmiş.
Ayrıca Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bir restoran kafe var. Balık pişiriyorlar, ayrıca piknik yapabileceğiniz yerler de var. Çocuklarla gidilebilir, tuvalet. Peki Tekkeköy Mağaralarına nasıl gidilir? Samsun kent merkezinden yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla Tekkeköy Mağaralarına gidiliyor. Ordu'ya giden sahil yolunun 13. kilometresinde sapıyorsunuz, Çarşamba'ya giden yolun üstünde. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, yemyeşil doğası ve tarihi önemi dolayısıyla Samsun'un gezilebilecek yerler listesinde olmaya aday. Büyük bir beklentiyle gitmeyin tabi. Müzede ve çevresinde çok göz alıcı eser ve antik kalıntı yok. Ancak insanlık tarihinin ilk yerleşim bölgelerinden biri olması dolayısıyla görülmeye hak edecek kadar da değerli. Samsun çok eski bir tarihe sahip şehrimiz zaten. Herodot'un yazılarında geçen ve en az 4000 yıllık geçmişe sahip Amazon savaşçıları ile de tanışacağınız bir kent. Amisos Tepesi yakınlarındaki Amazon Köyü dönemi anlatan bir müze. Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun Onur Anıtı ve Atatürk Parkı, Samsun Kent Müzesi ve Bafra Kızılırmak Deltası Samsun'da görmeniz gereken önemli yerlerden sadece birkaçı.